Arkadaşlar tekrar merhabalar. Belmont Park çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Dün bayağı bir sulu çamur pist vardı. Yağmur yağışından dolayı. Çıkanaklar çok oldu. Pist değişikliği oldu. Aynı şeyler bugün de beklenir. Çıkanaklar olur. Çimler koşmaz. Hani geriye kalanlardan tercihleri size bırakacağım artık. Sadece tabloyu en azından vermiş olayım kendi adıma. Birinci koşu şartlı mücadelede. Kum yarışı 5-3 arasında bir yarış gördüm. 5 kazanır da tek olabilir. Rakip 4 yaşının dezavantajına rağmen 3 olur. İkinci koşu kum dişi yarışı. Maiden dişi. Zordur maiden dişiler. 1-4 yaşında kazancı var. Kazanabilir. 4-6 çıkmak isterlerse bu atı geçerler. Yoksa arkasında kalırlar. 3 yaşında 4 ve 6 grubun kaliteli atları. Sürprizde artık 2-36 handikapla diğer atların yazımını size bırakırım. Maiden dişi olduğu için çok da emin olamıyorum bu koşular için. Bizde olduğunun aynısı. Üçüncü koşu şartlı mücadelede 1 yüksek AGF grubun kalite handikap puanıyla son yarışıyla kazanırda olduğunu görebildim. Favori normal doğru. Bu favoriyi geçecek safkan bence 6 olur. Bu da kalite handikap puanı ve yaş avantajıyla bu grupta da sürpriz yapacak safkan 6 çıktı. Hem bire rakip hem de sürpriz atı oldu. Bir eksik koşarsa AGF ağırlığından dolayı diyeyim. 3-2-5 tutmuyorum 4. Sırasıyla önereceğim safkanlar. 3'ünde kilosu iyi değil. 3 kilodan 4 kaliteden 2'de yaştan dolayı elendiği zaman 6'ya 5'e 5'te yarış görme dezavantajı var. 220 gündür koşmuyor. 1 ve 6 kaldı grubun içerisinde 2 at. İşte bunlardan birinin kazanması gerekiyor. Normali bu. Dördüncü koşu. Çim yarışı maiden dişi çıkacak atlar vardır. Mutlak olur buralarda da. Yarışın AGF'si 5. Tecrübeli atları 4-6-4-8-2. Yaş avantajlı ve kaliteli atlardan 2 sürpriz yapar. Dikkat etmenizi öneririm. 3-10 AGF almış sapkanlar. Görebildiğim bunlar arkadaşlar. Murat Ortiz de iyi bir ata biniyor. 8-2. İşte burada yaş avantajlı 2. Grubun en kaliteli atı handikaplı atlar içerisinde. Tabii 4. Bunlar arasında geçmesi gerekir. 5-4, 8-2, 3-10 önereceğim sıralama. 5. koşu Maiden. 4 nolu sapkan. Bu da AGF kazancı olan 5 yaşında bir sapkan. Grubun kalite handikap puanıyla da iyi veren sapkanı. 8'in yarış dezavantajı olduğu için tek olur. Kazanır da. Yoksa grubun kaliteli atı 8. Yine rakip olarak önereceğim tabii ki at yazacak arkadaşlara. 5-1-2-3. Burada 1 ve 2 yaş avantajlı gene. Diğer atlar arkadaşlar artık. Bunların yazımını tamamen size bırakırım. 4 tek olur vaziyette koşuyor. Gördüğüm bu. 6. koşu. Tekrar çim yarışı geldi. Gene çıkacak atlar çok olur. Burada çim atlarıdır. İçlerinde kötü atlar kum atlarıdır. Onlar kalır. Kuma döner. Onlar da handikapları düşük olsa bile yarış kazanırlar. Dün gördüklerim bunlardı. 7 ve 3 nolu safkanlar, ikisi de AGF. Aslında doğru AGF'ler, grubun kaliteli atları. Ki özellikle 7 son yarışı ikincilik. Hani bunları kuponlarda bulundurmaya çalışalım. Diğer atlardan hiçbirine emin olamadım. Hani önereyim diye baktığımda. Kalite handikap puanı iyi veren 1-8-9, kazancı yüksek AGF almış 6. Son yarışını kazanan grupta neredeyse tek safkan olan 2 ya da diğer atlar artık aşağıya doğru handikapı düşen atlar var. Bunlar yazımları tercihen sizlere bırakacağım. Kuma döndüğünde iyice zorlaşmış olacak bu koşu. 7. koşu şartlı dişi. Burada da 7-3 yaşında dezavantajı tek yarış aldığı yüksek handikapla burada olması. Grubun en kaliteli atı oldu. Ama dezavantajı 2 tane var. Hem yarış eksiği hem kilo ve yaşı.
4 grupta yüksek AGF almış Rat Ortiz'de kalite handikap puanı tam yüksek değil. Hani rakip olurlar bunlar. Yukarıda kazancı yüksek, son yarışlarını kazanan atlar var. 9-6 öncelikle rakip olarak yazılması gerekir. 2 gene sürpriz potansiyeli bir safkan. 5-8-3. Bunlar yeriniz varsa arkadaşlar, ben bunları aktarıyorum ama hepsini kesinlikle yazın diye de değil. Yani burada tek düşünürsünüz, az atla geçersiniz, yazın geçin, en güzeli odur zaten. Yoksa her tarafa her atı yazmaya kalkarsak olmaz. Kabul etmem de zaten, önermem de. Bütçe yetmez, at yarışı bu. Yarışları böyle tek tek giderekten olma ihtimallerini aktarmaya çalışıyorum. 8. koşu açık dişi 3 tek olur vaziyette start oluyor. Örneğin hani kazanacaksa bu at kazanacak. AGF doğru açık yarış dişi. Bu eksik koşmalı ki diğer atlar bence şanslı kalabilsin. Bu da AGF'yi takip edebilirsiniz. Grubun kaliteli atları 6-5, 4 yaşındalar. Bunları takip edebilirsiniz. Varsa tuttuğunuz diyeceğim artık bu grupta. At yazacak arkadaşlara normalde 3 kazanması gerekir. 9. son koşu. Burada da 2 attan bahsedeceğim. 7 ve 4 nolu safkanlar. 4 AGF. İtirazım yok bu AGF. 2 yarış kazanmış. Murat Ortiz. İşte bu AGF'yi geçecek safkan 7. Grubun kaliteli attı. Tabela yarışları var. 7 etkili bir yarış çıkartması gerekir. 5 sürpriz atı. Bunlar 4 yaşındaki atlar. Yarış görme dezavantajları olan 8-10. Sonraki atlar. Bunlar tamamen tercihen yazılması gerekir. 7-4-4-7 arasında bir yarış bekliyorum. Bu son koşuda. Belmont bu kadardı arkadaşlar görebildiklerim. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.